Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra Rahşan'dan nöbetlere hoş geldiniz. Bugün hem annemin doğum günü hem de babalar günü. O yüzden dışarıdan pasta almak yerine ben de uzun zamandır pasta yapmıyordum zaten kanalımda. Sizler için beyaz çikolatalı harika bir çilekli pasta tarifi vermek istedim. Şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Muhallebimi açıyorum. Beyaz çikolatalı ganajım var. Şimdi öncelikle beyaz çikolatalı ganajımı mikserimle çırpıyorum. Biraz kabarması gerekiyor. Ganajımız beyazlayana ve hafif yumuşayana kadar çırptı, köpürdü ve biraz kabardı. Şimdi pastacı kremamı çırpma kabımın içine alıyorum. Biliyorsunuz bunları ben bir gün önceden yaptım. Videonun başında da bunları göreceksiniz zaten. Soğuk olması gerekiyor. Eğer siz sabahtan yapıp pastanızı akşam yapacaksanız o da tabii ki son derece uygun olur. Ama ben dünden yaptım kremamı. Ganajımı da yine aynı şekilde soğuttum buzdolabında. Şimdi hepsini soğuk olarak kullanıyorum. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi pastacı kremamla beyaz çikolatalı ganajımı güzelce karıştıracağız ve bir krema haline getireceğiz. Ganajımın şöyle dörtte birini bırakıyorum kabımın içinde. Bunu en son üzeri için kullanacağım. Şöyle güzelce karıştırdım. Bu kadar yeter. Şimdi biraz daha alayım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Pastacı kremamla beyaz çikolatalı ganajımı güzelce karıştırıyorum. Çikolatam ve pastacı kremam güzelce karıştı ve gördüğünüz gibi akışkan olmayan bir kıvam elde ettik. Şimdi artık mikserimle işim bitti. Bunları şöyle kaldırıyorum ve pastamın yapılışına geçiyorum. Bir kere de şöyle spatulamla iyice bir dibinden karıştırıyorum. Hiç pütür kalmadığında emin olmak istedim. Evet. Şimdi burada bir su bardağı ılık sütüm var. Ilık ama çok sıcak değil. Kedi dili bisküvilerimi sütümle, isterseniz sütün içine biraz da şeker koyabilirsiniz. Ama kedi dili bisküvilerin üzerinde zaten kendi şekeri olduğu için ve pastanın içinde de çikolata kullandığım için ben açıkçası şekerli tercih etmiyorum. Ama bu tamamen sizin ne kadar şekerli tatlı sevdiğinizle alakalı. Ben çok tatlı sevmediğim için, şekerli olsun istemediğim için şeker kullanmıyorum. Ama tabii ki kullanabilirsiniz. Kedi dili bisküvilerimi ılık sütümle ıslatıp kabımın, ben şöyle bir servis tabağı kullanmayı tercih ediyorum. Bunun içinde yapacağım pastamı. Siz normal düz bir şeyde de yapabilirsiniz. Veya kelepçeli bir kalıbınız varsa onda da yapabilirsiniz. Ben bunda çok şık göründüğünü düşünüyorum. Kenarlarına da çilekleri koyacağım. O yüzden böyle bir kap tercih ettim. Kedi dili bisküvilerimi sütümle güzelce ıslatıp kabımın altına komple döşüyorum. Saviyer bisküvilerimi yerleştirdim. Şu aralarında kalan minik yuvarlak olduğu için benim kasem boşluklara kırıp kırıp ıslatıp yine saviyer bisküvileri koydum. En alt katının son derece sıkı bir şekilde kaplanması burada önemli. Şimdi çileklerimi küçükse büyükse 4'e, küçükse 2'ye bölerek şöyle minik minik kesiyorum. Aralarına bir kat krema, bir kat çilek koyacağım çünkü. Çileklerimi güzelce kestim. Şimdi öncelikle bir kat krema, bir kat çilek koyacağım. Benim annem bademi de çok sever bu pastada. O yüzden ben içine biraz da çiğ badem kullanacağım. Yoksa hiç problem değil. İsterseniz fındık da kullanabilirsiniz. Nasıl tercih ediyorsanız bu tamamen sizin evinizdeki malzemelerle ve damak zevkinizle alakalı bir şey. Şöyle kabımın üzerine güzelce beyaz çikolatalı ganajımı
ve pastacı kremamı yayıyorum. Üzerine bolca çilek koyuyorum. Benim kızım da çilekli pastayı çok sevdiği için gerçekten bu pasta bu akşam bizim evde bir şölen oluşturacak. Çileklerimin hepsini şöyle koyuyorum. Ve üzerine bademlerimi serpiyorum. Bademleri isterseniz bütün bütün de koyabilirsiniz. İsterseniz biraz kırarak da koyabilirsiniz. Ben şimdi hafif küçülteceğim bunları. Ondan sonra arasına serpeceğim. Çok daha lezzetli olacak. Bir avuç kadar bademimi kesme tahtamın üstünde şöyle bıçağımla hafifçe küçültüyorum. Dediğim gibi hani çok ezmeyeceğim. Hafif dişe gelir bir şekilde olmasını tercih ediyorum. Hatta şöyle rastgele kesiyorum. İsterseniz havanda da dövebilirsiniz. Ama o zaman çok kırık kırık oluyor. Ve ben çok fazla tercih etmiyorum. Bu şekilde olması son derece daha lezzet katıyor işin içine. Gerçi kullandığımız malzemelerin tamamı o kadar lezzetli ki hani ne kadar kötü bir pasta olabilir. Asla kötü olmaz. Ama tabii ki böyle farklı dokunuşlarla da çok apayrı lezzetler katabilirsiniz yaptığınız pastalara, keklere, her ne yapıyorsanız. Yaratıcılık gerçekten çok önemli ama doğru malzemeleri doğru malzemelerle kullanmak da tabii ki çok önemli. O yüzden badem ve fındık çileğe ve beyaz çikolataya çok yakıştığı için ben tercih ediyorum açıkçası. Şimdi bademlerim oldu. Şöyle bunları geniş güzel çileklerimin üzerine serpiyorum. Şimdi bunların üstüne tekrar bir kat daha Saviyer bisküvilerimden koyuyorum. Ve en son kremamla üzerini kaplayıp çileklerle servis yapacağım. Bir kat daha Saviyer bisküvini kapladıktan sonra kalan pastacı kremamı tekrar pastamın üzerine sıvıyorum. Ben üzerine doğranmamış bütün çilekler koymayı tercih ediyorum. Çok daha doğal ve çok daha güzel gözüküyor gerçekten. Hatta bazılarının yapraklarını da almayacağım. Bazılarını yapraklarıyla bırakacağım. Hem göze hitap ediyor hem de yerken ağzınıza bütün bütün o çileklerin gelmesi gerçekten çok ayrı bir lezzet veriyor. Dışarıda tabii pastanelerde pastaların kalıcı olması ve çileklerin daha parlak gözükmesi için üzerine jöle kullanıyorlar. Ben onu tercih etmiyorum. O yüzden doğal çilekler pastamın üstünde bütün bütün çok daha güzel gözükecek. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi pastamı buzdolabına kaldırıyorum. Birazcık donacak çikolata, çünkü hava çok sıcak, gerçekten yumuşadı. Biraz donduktan sonra üzerini süsleyeceğim ve tekrar sunumu hazırlayacağım sizler için. Afiyet olsun.